Geçiş oyununa hoş geldiniz. 26. hafta maçlarıyla Mert Akdoruk'la sizlerleyiz. Mali bu hafta koronaya teslim oldu. Onun için Mert'le birlikteyiz. Mert hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk Barış. İyi diyelim, iyi olsun. İşte e, Mali'nin yerine buradayız bu hafta. Mali de yani şey gibi ligin ilk yarısındaki e, kara gümrük stoperi kimdi? Benat ya. Sürekli hayır hayır Benatze değil ya. Böyle durumu net değildi böyle. Ne olduğu belli değildi. Normalde çok gol atıyordu ya. Aklımdan çıktı şimdi. Ben Neyse, De onun ben gibi. de şu an çıkaramadım. Durumu belirsiz. Zukanoviç mi? Ya Zukanoviç, evet. Zukanoviç ha. gibi. Yani bir sakatlığı var mı yok mu belli değil. Korona mı değil mi? Öksürüyorum diyor ama test yaptırmamış. Öyle değişik bir durumda şu anda. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz Maliye. Geçmiş olsun Maliye. Mali. Evet seninle başlayalım istersen yavaş yavaş. Ee, bu hafta benim kadromu ekranda görüyorsunuz, YouTube'dan takip edenler. Ee, Mert'in kadrosunda program süresince paylaşacağız. Ee, yani istiyorsan sen başla. Olur. Ee, bu Nasıl, hafta seninkini zor... görüyorlar. Bu hafta zor bir hafta bence. Hiç kolay kuramadım kadroyu açıkçası. kaleci tercihim Adana Demirspor mükemmel oynadı Beşiktaş maçında. Kazanmayı da bence hak etmişlerdi. Net bir galibiyeti de hak etmişlerdi. Ama 1-1 bir bir bitti. Eee Antep'e karşı da ben daha iyi oynayacaklarını düşünüyorum. Hoca kalitesi açısından büyük fark var iki takım arasında. Antep de ligin içeride en iyi takımı ama ben Adana Demirspor'un bir şeyler yapabileceğini gol yemeyebileceğini düşünüyorum. Uygun maliyetiyle Muriç'i aldım. Muriç de ligin en iyi kalecilerinden biri. Seneye nerede olacak çok merak ediyorum. E, i̇kinci tercih... Antep de bir... içeride gol atabiliyor ama riskli bir tercih yapmışsın. E, atabiliyor ama yani çok zor bir hafta. Başka tercih yapmakta da zorlandım açıkçası. E, i̇kinci tercihim biraz daha güvenli. Onun için de Muriç'i tercih ettim. E, i̇kinci tercihim Konya Spor'dan Şehic e, cezasını tamamladı geri dönüyor bu hafta. Konya Spor'un da Kasımpaşa'yı yeneceğini düşünüyorum içeride. Geçen hafta çok iyi bir maç oynadı Konya kaybetmesine rağmen Trabzonspor'a. iyi i̇yi gidiyorlar. Ben hani çok vites düşüreceklerini düşünmüyorum. Burada kaleci de normalde 2'den bir eşleşirdik seninle en azından. Ama bu sefer öyle olmamış. Benim iki tane farklı tercihim var. Birincisi az kaleci Mersin. Ersin'in bu hafta gol yemesini zor ol, e, olduğunu düşünüyorum. Altay karşısında. Altay zaman zaman orta sahadaki direnciyle e, gol yememeye çalışıyor ama gol yollarında oldukça eksik gözüküyor her zaman. Biraz pahalı diye almadı Ersin. Ersin mantıklı. Yani ben bütün reklam bütçesi vesaire doldurmaya çalıştım olabildiğince. O yüzden Ersin'i aldım. İkinci tercihim de burada fiyatı düşürüyorum, maliyeti düşürüyorum. Bilal Beyazıt aldım, Kayseri Spor'un kalecisi. 2,5 milyon maliyeti bana gayet uygun gibi geldi. Sana Çok da iyi oynadı Galatasaray maçında. Yani hem öyle hem de bu hafta bence zaten galibiyete de yakınlar. Onu ilerleyen Ama... defansta, forvette, orta sahada konuşuruz. Ama şöyle bir sorun var onda da, Lung'un dönme durumu var galiba. Ya yani ba bana sorarsan e, hazır bu kadar şeyi almışken bence Lug kesip hemen Lung'u başlatmayacak. Ben oyuncağını düşünüyorum ilk 11'de. E, yani zaten yeterince şeyi yapıldı bir kere. E, yani giden kalecilerinin yerine genç de doldurdu. Yorumları, haberleri çıktı. İşte Bilal Beyazıt'ı da daha sonra satı satılacak bir kaleci olarak nitelendirildi bu hafta oldukça. Yani bu kadar e, gaza gazı aldıktan sonra Kayseri Spor'da bu değişikliğin olacağını zannetmiyorum. Hem zaten Türk olarak da oynaması gereken oyuncular var. Sonuçta Kayseri Spor'da hani bunu Mert Çetin'le doldurabiliyorlar. E, işte Yasir oynamıyor artık sol bekte. E, Emrah Başsan oynayabiliyor ki onu da belki yedekte kullanır. O yüzden ben kaleci hakkını Türk'ten yana kullanacağını düşünüyorum. O yüzden tercihlerim bunlar. İki tane Türk kaleci tercihim var yani. Güzel. E, farklı kaleciler önermiş olduk. Dinleyenler için de çeşit. E, bu kadar zor bir haftada. E, savunmaya geçeyim ben istiyorsan. Evet. Savunmada dört farklı takımdan tercihlerim var. E, bu hafta Beşiktaş favori ama Beşiktaş'ın oyuncuları da çok pahalı. Alması kolay değil. E, Rıdvan sakatlandı geçen hafta. Umut Meraş girdi oyuna. Ee, bu hafta oynayacağını zannetmiyorum Rıdvan'ın. Onun için uygun maliyetli kesin olarak yok. Evet, Umut Meraş'ı aldım ben. Sol bekte pek alternatifi de yok. Yerli de yabancı açısından da takımı rahatlatıyor. Ee, çok hücum katkısı yüksek bir bek değil ama Beşiktaş gol yemeden kazanacaktır. 1-0 2-0 gibi. Umut Meraş mantıklı bir tercih bence. Bir de e, Sivas Spor'dan bir oyuncu aldım. Bu hafta sen programa katılıyorsun diye. E, ligin form durumu olarak bence en zayıf takımı Kara karşı oynayacak Sivas. Geçen hafta Malatya maçını izledim 90 dakika. Açıkçası ben Malatya özellikle ilk devre çok beğendim. Kazanabileceği bir maçtı. Biraz kötü goller yedi. E, Sivas da ikinci yarı toparladı kalitesini gösterdi. Biraz kalitesiyle kazandı. E, Gutas her hafta alınabilecek bir oyuncu, Gole yakın bir savunma oyuncusu. Duran toplarda da Gradelin kullandığı, Fajrin kullandığı, Duran toplarda Sivas etkili. Gutas'ı özel kullanıyor orada Rıza Hoca. Onun için Gutas'ı da tercih ettim. Bir diğer tercihim ligin bir başka formda takımı Başakşehir. Ligin bir başka zayıf takımı Rize Spor'a karşı oynayacak. Bu maçın avantajı haftanın ilk maçı olması. Konya Spor Kasımpaşa maçı da aynı şekilde. Bunlar da kadroları görüp değişiklik yapabiliyoruz. Öyle bir avantajımız var. Ben uygun maliyetiyle ve hücuma katkısıyla Hasan Ali kaldırımı aldım. Çünkü Kayser'a daha pahalıydı. Ee, tercihim Hasan Ali Kaldırım'dan yana kullandım. Söylemiştim ben Malatya Spor'u son hafta beğendim. Ee, i̇yi top oynadığını düşünüyorum Malatya'nın. Özellikle ilk yarı 2'yi de atabilirdi, maçı kazanabilirdi. Şu an biraz yarıştan kopmuş gözüküyor. Ama ben her hafta Mustafa Eskihellaç'ı alıyorum uygun maliyetiyle, gole de yakın. Ee, onun için yedek tercih olarak her hafta Mustafa Eskihellaç kadromda bulunuyor. Ee, savunma Mustafa Eskihellaç için menajeri de şu anda yol yapmaya başladı. E, bir 3-4 tane takım saymış istiyor diye. Yok 3 milyon euro olarak istiyor olarak. Malatya. 4 milyon euro istiyor. İşte yabancı sınırı gelince böyle oluyor yani. Mustafa Eski Elaç, Malatya için iyi bir oyuncu. Kanat beki falan faydalı. Ama yani büyüklere gidecek veya işte başaltı takımlara gidecek ışığı nereden verdi? Yabancı sınırı olmasa kim ne yapsın? Ama işte şimdi mecbur takımlar. Yani bakalım neler olacak. Ben de tercihlerimden bahsedeyim. Ben Domago'yu de aldım Beşiktaş'tan, Umut Meraş'ı almayı düşündüm senin gibi. Fakat Umut Meraş'ın az önce senin yine bahsettiğin gibi hücumda yeterli etkiyi göstermemesi sebebiyle duran topların korkulacak ismi Vida'yı tercih ettim. Biraz daha maliyetli olsa da gole daha yakın olduğu aşikar. O yüzden tercihlerinden biri Vida, diğeri Abdülkerim. Abdülkerim'i de Konya Spor'un galibiyete yakın olacağını düşünerek tercih ettim. O da yine duran toplar tehdit oluşturuyor ve bu sene oldukça e, iyi bir performans sergiliyor hücumda da bir stopa göre. E, Berkan Emir'i tercih ettim. Galatasaray karşısında Galatasaray'ın ne kadar e, sorun yaşadığını biliyoruz gol yollarında. Pozisyona da girseler atamıyorlar. Ama Berkan yani, Emir bu... çok şey olmayabilir, oynamayabilir. Mubancı'yı oynasın. Yok şöyle, Mubancı Mubanji geçen hafta 46'da oyundan çıktı. İkinci yarı Berkan Emer'i tercih etti hoca. Ben bu maçta Berkan Emer'in 11 başlayacağını olabilir. düşünüyorum. Ee, ve duran topları da kendisinin kullandığını varsayarsak Galatasaray'ın da gol yiyeceğine oldukça inandığım için e, en az bir gol yiyecektir. Hatta bence fazlası da olabilir. Franco Di Santo da etkili olabilir ama almadım onu onu da biraz bahsederiz. Berkan Emre'yi tercih ettim. ve Son olarak da ucuz bir tercihe yönelmek durumundaydım. Kara gümrüğe güvendiğimden değil ama Salih Dursun'u 3,5 milyonluk maliyet sebebiyle defansa koydum. Kara gümrüğe güvenme bence. Yani oyuncu herhangi bir oyuncu da alma. Kara gümrüğe güvenmek Benim... de 3,5 milyon euro için her türlü takım 6 aydan bile oyuncu alınabilir yani. Ya şöyle Karagümrük benim e, düşme hattına yaklaşacağını düşündüğüm bir takım. Düşebileceğini düşünüyorum. Volkan Demirel'de biraz daha ısrar ederlerse. zaten Volkan Demirel'in eli değdi diyordun. Değdi evet bu. değdi. İ, i̇kinci yarının başına demiştim. E, şöyle ben kadrosunun da iyi olduğunu düşünmüyorum kesinlikle. Öyle bir yanılgı var ismi bilinen oyuncular var diye. Çalışması çok zor ve çok uyumsuz bir kadro bence o. O biraz Sarıyer'in becerisiydi o takımdan verim almak. Onun için Volkan Demirel'in eli değdi diyorum. Yani Volkan Demirel'in teknik direktörlük kariyeri nasıl olur bilmiyorum. Ama ilk çalıştırdığı takım olması açısından Karagümrük iyi bir şans değil onun için. Çok zor yönetmesi bir ya takım. Bir çok, çok tecrübeli bir hoca da gelsin yönetemez bence. Çok disiplinsiz bir takım Karagümrük bence. Oyuncu bağlamında ya. da yani bireysel olarak oyuncuların da disiplinsiz olduğunu düşünüyorum ben. Disiplinsiz Lig dışında şu da var yani oradan bir bütün oluşturmak çok zor. Yani ismi bilinen ama sorunlu ne katkı vereceği belli olmayan bir sürü oyuncu var kadroda. Ve bundan bir şekilde verim almak lazım. İşte Farioli'nin iyi yaptığı şey oydu. Ee, Süleyman Urma da kimi alsa e, adını bildiği büyüklerdenseken... Yani Jormain Lensler, Jimmy Durmazlar, Caner Erkinler... Onları oynatıyor diye e, Farioli alıyordu kafasına göre. E şimdi Farioli'yi gönderdi bir gaza geldi şimdi anlıyordur Fariyol'ün değerini takım bir şey oynamayınca yoksa Ahmet Musa mesela bizim lig için yıllardır hepimiz düşünüyoruz çok uygun bir oyuncu ama bir tek Ahmet Musa olsa şimdi Konya Spor'a Ahmet Musa'yı koysan belki 15-20 golle sezon bitirir ligin en değerli oyuncularından biri olur ama şimdi Ahmet Musa yanına o öbürü arka tarafına Yan emri olmuyor yani Karamuh mesela bence fena bir transfer değil iyi de oynuyor ama yani bu kadar çok siz fazla bence. siz abi takım oyunundan uzak bir oyuncu ya e işte bir tek Karamoh olsa bir şey olabilir. Ama Ahmet Musa da var, Karamoh da var, işte Caner de var, Emre Mor da var. Yani hangi birini kazandıracak kadroya? Nerede e teamwork, teamwork'ü düşük, work rate'i düşük adam. Bütün hepsi kara günlükte. FIFA'da yani. FIFA'da almak alın için iyi bir kadro kurmuş Süleyman Nur. Ama FMde alınmaz bu kadro değil mi? Evet. Ya da tam tersi FM'de alır. Mental özellikleri zayıf abi kadronun. i̇şte teamwork düşük hani FIFA'da anlamazsın onu. Oyuncuyu alır Karamoğlu'la Ahmet Musa ile kaleye kadar koşa koşa gidersin. Ya da önüne pası bırak. Bazı FM'lerin algoritmalarında da acceleration, pace falan hızlanmalar. Fazla değerli olabilir. Hızlar, bunlar, değerli olabiliyor. Onun, onun, orada da iş yaparlar da. Öyle. Real Doğru. hayatta sıkıntı yaşıyor arkadaşlar. Evet ben orta sahaya geçeyim istersen. Kara Gümrüğe evet. daha eleştiririz bol bol. E, orta sahada ben para mı bu hafta belki de oyunun en pahalı oyuncusu Raşit Gezzal'a gömdüm. Çok beğendim. Son, ben kupa maçını da izledim Beşiktaş'ın. Lig maçını da izledim. Lig maçı tabii Beşiktaş çok rakip kaleye gidemedi ama Gezzal şu an geçen seneki formuna yakın. kaleye yakın ve goller kaçırdı. Bu hafta atabilir. Uygun da bir rakip var. E, en kötü asist yapar zaten. Geçen sene asist kralıydı galiba. E, Beşiktaş'ta en güvenilir tercih o. Bir de Batshuayi de cezalı. Cezalı olmasa ona da gömebilirdim parayı. Ee, ama o da olmayınca şimdi Santifor kim oynayacak? Teşeram mi oynar? Kenan Karaman mı oynar? Çok güvenilir bir isim bulamadım. Onun için Gezzalı aldım. İkinci tercihim artık kadromun demirbaşı olan e, Yunus Akgün. E, son maç fena değildi ama e, daha iyi olabilirdi. Biraz harcadı pozisyonları. E, Yine Adana Demirspor'u bir adım önde görüyorum ben. Kolay maç değil önceki haftalar kadar e, net bir tercih değil. Ama uygun maliyetiyle Yunus'u aldım. E, Afrika Kupası'ndan dönen, Geç Gaatasaray maçının ikinci yarıda giren bence oyunun bu seneki bug'larından biri Mametia. Mametia'm orta saha yapmak ilginç bir tercih olmuş. Gole çok yakın bir oyuncu. Kayseri'nin en golcü oyuncusu. E, onu aldım ve kaptan yaptım bu hafta. Ben Giresunspor karşısında Kayseri'ye güveniyorum. Giresunspor da ligde en saygı duyduğum takım olabilir. Ama kadroları çok kısıtlı maalesef. Devre arası da işte takviye bir tane aldılar. Maalesef kanser çıktı. Birini aldı, daha aldılar işte. O göndermeye çalıştılar. Biraz sıkıntılı bir dönemdi. Ee, o kaliteyi de katamadılar. Ligin açık ara en zayıf takımı muhtemelen kadro kalitesi olarak. Hocanın becerisiyle bir noktaya geldiler ama artık bu haftalarda o kalite farkı iyice ortaya çıkmaya başladı. Kayseri'de ligin ne oynadığı belli olan e, eli yüzü düzgün takımlarından biri. Ben kazanacağını düşünüyorum. Ritmini bulmuş Kayseri Spor'un. Mamet da gole yakın görüyorum. Ee, bir diğer tercihim Kerem Aktürkoğlu. Galatasaray bu kadar sallanırken her hafta ya gol atıyor ya asist yapıyor. Maliyeti de uygun. Galatasaray için yine zor ve stresli bir maç. Ben son maç kötü bulmadım Galatasaray'a ama psikolojik sorunlar var. Yani gol kaçtığı için söylemiyorum sadece. O oyuncular bir pas hatasında tribünden de sesler geliyor. Dağılıyorlar. Yani bu oyunu normal bir psikolojiyle oynasalar farklı kazanacakları bir maçı bir bir sonlarda golle bitirebildi Galatasaray. Kerem nispeten ayakta kalanlardan biri. Onun için aldım. Ve son tercihim Konrad Mihalak. Ben çok beğeniyorum Mihalak'ı. Hızlı bir oyuncu, yetenekli bir oyuncu. Ee, açıkçası Konya'da şimdi Hamilton falan da geldi. O kanat oyuncusu rotasyonunun nasıl olacağı belli değil. Ee, ama Mihalak'ı tutuyor hoca. Oynatıyor son haftalarda. Paşa karşısında da ben oynayacağını düşünüyorum. Şansım ligin ilk, ilk maçı ee, Mihalak oynamaz. Mesela Bütüçü oynarsa Bütüçü'yü alırım. Öyle bir tercih. Bir kanat oyuncusu alacağım Konya'dan. Yani Galatasaray konusunda söylediklerine çok da iştirak etmiyorum. Zira e, izlediğim ben de maçı e, özellikle ilk yarısında daha net izledim. Kaçaklink'ten. E, yani ben Galatasaray'ı hiç beğenmedim. Bir kere onu söyleyeyim. E, İkinci yarı çok pozitif. Borant'in geldiğinden bu yana en kötü ilk yarısıydı herhalde. Aşırı şekilde kötüydü. Bir tek Fegulin'in bir pozisyonu vardı net. Bunun haricinde hiç pozisyona bile giremedi Galatasaray. Bireysel olarak birçok oyuncuda gerileme gördüm. Herkes dediğim gibi mental anlamda da bitik durumda. E işte şeyle olmuyor ama. Yani Gomis, Babel, Feguli. Yani öyle oynadığı zaman olmadı ama sonra mesela Gomis yerine Muhammed girdi. İşte e, Babel, Babel, daha sonra çıktı da Feguli de çıktı. Çikaldı girdi. Yani takım hareketlendi öyle olunca. Çünkü e, bir kişiyi takım taşıyabilir de üç taneyi taşıyacak bir durumda değil şu an. Niye öyle tercihler yaptı anlamadım ben de. Valla ben Çıkıldağ'ın da takımı taşıyacağını inanmıyorum da neyse. E, Galatasaray'ı bu hafta e, herhangi bir oyuncu tercihi yapmadım Galatasaray'dan. Geçen hafta Kerem Aktürkoğlu'nu almıştım ve inanmıştım. Ama e, o da olmayınca artık vazgeçtim. E, bu haftaki tercihlerimde seninle aynı olduğumuz e, orta sahada iki oyuncu var. Bunlardan birincisi Mametiyam ve ben de kaptan yaptım Mometiyam'ı. E, üstüne çok fazla konuşmaya gerek yok. Hem e, formda hem orta saha ve forvet hattına yakın oynayan bir oyuncu. Hem de Kayserispor bu hafta galibiyete yakın olan taraf gibi gözüküyor kağıt üstünde. Ben de Mamatiyem'i kaptan yaptım. Ee, aynı olan ikinci tercihimiz Raşit Gezal. Ben de aynı şekilde senin yorumlarına iştirak ediyorum. Herhangi bir farklı yorumum yok. Ee, çok da eksik olacak bu hafta Beşiktaş ön tarafta. Bu tabii e, pozisyon kısırlığına yol açar mı? Altay çok iyi kapanır da zorlanır mı? Bilmiyorum ama zorlansa bile Raşit Gezal'ın uzaktan şutları e, skoru bulmalarına neden olabilir ve daha sonra farklı bir maç izleyebiliriz. Duran toptan da açabilir Bizden... işte. Gezzal keser, vida atar, ikimiz de güleriz. Evet yani gezal vida olursa özellikle çok iyi olur. Ee, diğer tercihim Serdar Gürler, Başakşehir'den. Serdar Gürler'i oynatmak zorunda Emre oldu zaten. Ee, her ne kadar Pizzit, de gelse. Geçen hafta Serdar Gürler'i e, yine e, sağ forvet gibi oynattı. Dolayısıyla bu hafta da oynatacak Türk oyuncu tercih etmesi gerekiyor. Ee, Serdar Gürler'i de ben beğenirim. Ligimizin ortalamasının üstünde oyuncu. Ee, bu hafta da hem geçen hafta da gol atmıştı. Bu hafta da gollerine devam edebilir gibi geliyor bana. Bu arada bölüyorum ee, da ya, e, yine aynı şekilde e, Başakşehir'in kadrosunu da görebileceğiz. Öyle bir avantajımız evet, var. Öyle bir e, avantajımız bu, var ama ben tercih yapabiliriz 99, yani. 99, yani. Serdar Gürler mantıklı ben de alabilirim. Yani trezegi oynayacaktır, pizzi oynayacaktır, Berkay Özcan, e, Serdar Gürler, bir tek Çadli bence değişik olur geçen haftadan. Çadli evet. değişebilir. Olabilir. Olursa tabii. yani belli de olmaz da yine Çadli değişebilir değişirse. Diğer tercihim Max Gradel. Geçen hafta aldığımı pişman olmadım, İki asitle oynadı. Bu haftada e, tercihimi sürdürüyorum. Sivas Spor e, her ne kadar deplasmanda da olsa Kara Gol yiyebilen bir ekip. E, denk getirirse Sivas. Sivas'ta değişik bir takım. E, bazen gerçekten dirençli futbol oynarken bazen de böyle çok gollü maçlara sebep olabiliyor. Çok istikrarsız Gollü bir maç geçebilme ihtimali olduğunu düşünüyorum bu maçın. O yüzden Gradil'i aldım. E, son tercihim, pardon son. E, bir e, Sondan bir önceki tercihim Alex Teixeira. E, bayağı bir para yığdım orta sahaya. Alex Teixeira da hem kallerinin hem şuayı yokken e, mutlaka ya forvette ya da forvete yakın şekilde orta sahada oynayacak. Bu kesin ve son hafta golünü de attı, biraz morallendi. Bu hafta da Altay'a gol atacaksa Beşiktaş en yakın oyuncu Alex Teixeira gibi gözüküyor. Zaten forvete özellikle bir orta saha oyuncusu. E, her ne kadar böyle fizikli olmasa da bitiricilik anlamında, uzaktan şut anlamında çok yetenekli. E, o yeteneğini gösterirse skora katkı verecektir gibi geliyor bana. Yedek tercihim de aslında yedek tercihim Alex Teixeira e çünkü e, olur da Muhammet ama bir şey olursa ne bileyim en kötü puanı getirirse yedekten Alex girsin diye onu yedeğe attım. E, orta sahadaki son tercihim Doğukan Sinik. Geçen hafta yine iki asist yaptı. Almıştım. Bu hafta da alıyorum. Ucuz maliyet sebebiyle birincisi. ikincisi Antalya burada daha şanslı görüyorum bu maçta. Ee, aynı zamanda da 11 e oynaması da çok yüksek bir ihtimal olan bir oyuncu. Dolayısıyla orta saha 6'lım diyeyim. 5'li ama bir de yedek altı, ve şartı bir. Bu şekilde benim. Orta sahada bol bol öneride bulunmuş oldun sen. Ee, hücuma geçeyim ben de. Hücum tercihlerim de aslında daha önceki mevkilerde tercih yaptığım kulüplerden hep. E, Forvet'te ilk tercihim Gavranoviç. Ben çok beğeniyorum Gavranović'i Geçen haftaya da yedek başladı. Bu hafta 11 başlar muhtemelen. E, fazla bir oyuncu. Hep söylüyorum. Büyükler yap yapmadı böyle transfere. Kayseri'ye düştü. Büyüklerde böyle oyuncu ihtiyacını çekiyor bence her biri. E, Kayseri'ye avantajlı görüyorum. Gavranović atabilir. Son hafta Çikaleşi oyuna girip gol attı ama Ahmet Aslan daha önde bence son haftalarda. Ee, onun için Ahmet Hassan'ı aldım forvete. Ahmet Hassan'da da e, şöyle bir şansımız var. Konya'nın 11'ini göreceğiz. Çıkaleşi oynarsa Çıkaleşi'yi alabilirim. E, son haftalarda katkı veren ama gol atamayan bir oyuncu var bir de. Stefano Okaka. Bu, bu senenin iz bırakan forvetlerinden biri. E, ben bu hafta atabileceğini düşünüyorum. E, biraz maliyeti de nispeten pahalı ama aldım. Ve son tercihim Asson Balonga'yı biz aldık. Mali ile önerdik. O hafta Balotelli oynadı. Şov yaptı. Ee, ama bu hafta Balotelli cezalı. Asson Balonga. kesin oynar. Ee, onun için Asson balongoyu da tercih ettim. Bir de bu ikisi zaten çok iyi iki forveti var Adana Demirspor'un Ve tek forvet oynuyor. Üstüne bir de gittiler. Loic Remy'yi aldılar. Ya Montella ligin bence en iyi hocası. Çok gereksiz bir transfer. Yani nasıl oldu? Yani bedava falan gelmediyse saçma sapan bir transfer bence de yani şey de değil. Böyle genç oyunculardan kurulu iyi oynayan bir takım olur da remi az da olsa oynasın o takımı gez. Yani zaten bir sürü öyle oyuncu var Adana Demirspor'da. İşte şey de var, İstanbulli de var. İşte işte yani Balotelli'yi de <laughs> olgun oyuncu diye sayarsan o var. yani var oyuncular. Bir yar Nasom var. Yaşı genç ama oyun olarak çok faydalı. Vargas var. Yani var adam. Gökhan İnler var. Hiç gerek yok remiye. Nereden çıktı ben anlamadım. Montelli hocanın istemediğine eminim. Yani evet şovmen başkanları istemiş olabilir. Benim tercihlerim iki tanesi seninle uyumlu. Mario Gavranoviç ve Stefano Okaka tercihlerim var benim de. Sen Yedek bu hafta olarak şey bu, falan mı aldın? falan mı aldın? Nasıl bu kadroyu kurdun Mert? Yani uğraşınca oluyor Barış'cığım. Ben de izledim videoyu para kalmadı ya. Yani 104.5 milyon benim bütçem, senin 103.25. Benim de, de 103.25miş. Evet. Yani şöyle bir kere kaleci tercihim Bilal Beyazıt benim. iki buçuk oradan ucuz. Salih Dursun 3.5 o da ucuz. Forvette de yedeyim Umut Bozok. Bunu evet, da güvenerek sen... almadım. Evet. Tamam sen say. Güvenerek almadım. Ee, sadece 5.5 milyon euro bütçem kalmıştı birinden kısmayı düşünemedim son anda kimi kıssamda da birini alsam diye. Ve ama eğer alsaydım ya da alırsam ilerleyen dakikalarda, saatlerde, günlerde e, Franco Di Santo'yu alabilirim belki Göztepe'den. Galatasaray gol atabilir. E, fena da bir şey geçirmedi geçen hafta. Kötü oynamadı. Bu arada hiç Fenerbahçe ve Hatay'a değinmedik tabii. Değiniriz. Yani aslında ben oradan çok oyuncu almak istedim. Yalan yok. Her iki takımda gol bulacağını düşünüyorum ben bir kere. Bitince sayalım. Haftanın Sen... da banko maçı gibi geliyor bana. Sen kadronu bitirdiysen konuşalım konuşmadığımız maçları. Da. Evet evet bitirdim ben kadronu. Fenerbahçe-Hatay maçını ben Hatayspor'un kazanacağını düşünüyorum. Valla ben de Hatay'ın minimum bir gol hatta mü mümkünse yani muhtemelen diyeyim daha doğrusu yanlış söyledim. İki veya üstü gol atacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin de golsüz maçı bitireceğini düşünmüyorum. Evet. Ener Valencia yani, çok fark ediyor orada. Ener Valencia ile Mehmet Yuf'un olması üstü garantiliyor aslında. Ener Valencia evet, olunca Fenerbahçe gol, bir hücum edebiliyor yani. Karşılıklı gol var sanırım haftanın bankosu gibi geliyor bana. Her iki takımdan da sakın savunma almayın. Eğer şansa savunmadan gol atarsa birisi o ayrı bir şey olur. Ama her iki takımda gol yiyeceğine baya inanıyorum. Özellikle Hatay'ın en az iki gol atacağını düşünüyorum. E, ee, dediğin gibi Ener Valencia'yı almayı düşündüm ben de. Ee, orta sahaya Pelkas alsam mı diye düşündüm ama Fenerbahçe iki gol atıp atamayacağına çok emin olamadığım için e, Fenerbahçe'den almadım. Hatay'da da şöyle bir durum var. Bence çok fazla gole yakın oyuncu var Hatay'da son dönemde. Hatta bunlara Benzia da eklendi bana sorarsan. Yani ben Benzia'nın bir kere şunu söyleyeyim. Türkiye'de bunu söyleyen fazla insan yokken hazır. Benziye bence kötü topçu değil. Ben Fenere geldiğinde de kötü topçu olmadığını bence kötü düşünüyordum. Topçu. Bence kesinlikle değil ve Hatayda da katkı vereceğine çok. Ya o Benziye asist, asist yaptı. Asist yaptı diye ben de gördüm. Asist yaptı falan dediler. <laughs> Asistini gördün mü? Ya önemli değil. Sonuçta oyuna katkısı olan bir oyuncu. Yani. Ya iş yapar zaten. Yani şöyle bu büyüklere itelenen oyuncular yani şu an durum şu aslında Hatay Spor'u sayabilirim bu şekilde. Alanya Spor, Adana Demir Spor yani başında hoca olan oynadığı oyun belli olan takımlar bunlar. Büyüklerin kullanamadığı oyuncuları aldıkları zaman bu oyuncular çok iyi gözüküyor. Çünkü iki takımlar arasındaki seviye farkı çok azaldı. İkincisi üç büyüklerin ne oynadığı belli değil. Sistemleri yok bir şey yok sahaya çıkan oyuncular bir şeyler oynuyorlar ama bu altta biraz işte sivrilen takıma Antalya Spor'u bile sayabilirim düşme hattında olmasına rağmen. Oynadığı bir oyun var başında bir hoca var e onların kullanmadığı oyuncular buraya gelince parlıyor onlar geri aldıkları zaman yine Haka oluyor işte şey Simon Falet mesela yani Fenerbahçe'nin en kötülerine geldi hata yapıyor falan dendi. Yani mükemmel bir stoper değil ama Hatay Spor'da bir düzen var onun da iyi yaptığı bazı şeyler var. Oynuyor gayet güzel. Yani o da oynar. Abi sen onu Mesela geç Lionel geçen Parol. günlerde 2-3 gün önce şeyi YouTube'da ben bu Lig 1'in Uber Eats şeyli, sponsorlu YouTube kanalına üyeyim. Golleri ve özetleri veriyor. Resmi kanal. Lorient maçını mı izliyordum? işte Adil Ramir Lorient'de sanırım. Ondan sonra adam hem kaptan takımında hem de golü attı. Ya dedim ki yani Adil Rami nasıl hani ben futbolun bıraktı acaba hiç. Bıraktı sonra bakmadım biliyorum. Fener'den sonra ne yaptı diye. Adam Lig 1'de gol atıyor. Fenerbahçe'de ya bu adamı kim aldı diyorlar. Ya tamam belki kötü halde gelmiş. O Melenderson'un sevgilisi diyorlar. Ama ben şunu anlamıyorum. Yani nasıl daha ilk haftadan bir oyuncuya çöp deniyor? Nasıl bir ya takım? Ya ben de sana şunu söyleyeyim. Lionel Karol mesela. Yani. Lionel Karol yani Galatasaray'da Fena değildi. Kötü maçları da vardı. Yani basat bir oyuncuydu. Ama gitti Fransa Ligi'ne alt sıralarda ikincilikte falan da oynadı galiba. Şimdi Kayseri'ye geldi. Yani Kayseri de kadrosu iyi ama mükemmel böyle düzenli oynayan Hatay gibi Adana Demir gibi bir takım değil. Galatasaray maçında gayet işe yarar bir oyun oynadı Kayseri. Tabii ki motivasyon da vardır Galatasaray'dan gönderildiği için de genel olarak da iş görüyor. Çünkü oynanan oyun belli, rolü belli. Hocanın ondan istediği belli. Evet. Oynuyor işte elinden geleni yapıyor ama Şimdi diyor deniyor ki işte mesela e, Galatasaray'da Çikal daha kötü, Morutan kötü. Ya Galatasaray'da hangi oyuncu iyiye gidiyor ki bunlar iyi oynasın? Zaten böyle çok tecrübeli oyuncular da değiller. Bu oyunculara iyi bir ortam vereceksin, geliştireceksin alıyorsan. Yani şimdi, şimdi bir yandan da e, Galatasaray'ın rakipleri var tabii. Çaykur Rizespor'un bu hafta karşısındayız her zaman olduğu gibi herhalde. Başakşehir'i destekleyeceğiz iki Galatasaraylı olarak. Çünkü hem e, küme düşme attındaki bir rakip. Hem de e, sevmiyoruz Rize'yi açıkçası. E, ben bu arada Rize'de daribiyetini... şehrin eli değeceğini düşünüyorum Jetson'un ya. O takım ilginç. Yani ben hiç beğenmiyorum Rize kadrosunu da o takımın ihtiyaç duyduğu dinamizmi getirebilir Jetson. Ya bir tek Jetson'la falan olmaz o işler. Bu bakalım. Ya ben e, Rize'den biliyorsun. Konya, çok var. Konya Kasımpaşa var. Konya'nın kazanması kazanma ihtimali var ama Kasımpaşa, Kasımpaşa da aslında düşmez abi Kasımpaşa. Fena oynamıyor. Bakacağız. Ondan orada bak sonra... düşme hattına bakıyorum ben. Düşecek takımlar bence belli gibi. Şimdi oradan Kasımpaşa ile Antalya ayrılır. Ben Galatasaray'ı söylemiyorum bile. Yani Galatasaray bir maç şu an bir galibiyet alsa bu konu kapanır zaten. Psikolojik tamamen. Rahat sonra rahat oynadıkça kazanır da. orada ben açık söyleyeyim. Şu anda dört takım var düşme hattı. Giresunspor, Rizespor, Altay, Malatyaspor. Ben bu dördünün düşeceğini düşünüyorum. Bu takımın, bu dört takımın yakalayabileceği takımı da, da e, Kara Gümrük olduğunu düşünüyorum. Yani o Farıoğlu falan böyle bir Galibiyet eksik alsa direkt düşer derdim. Ama şu an bir e, 7 puan fark var. Ama ciddi anlamda kötü gidiyor Kara Gümrük. E, ben oraya yaklaşabileceğini düşünüyorum Kara Oradan da kim çıkabilir? Yani kurtarırsa da Rize kurtarır herhalde buradan. E çünkü diğerlerin üçünün kadrosu ve yani Malatya zaten koptu da. Altay'la Giresun'un kadro kalitesi çok düşük. Giresun oynadığı bir oyun olsa da PTT birincilikte orta sıra kadrosu var. E, hoca iyi iş yapıyor orada aslında. Bu kadar puan toplayarak. Büyükleri de yendi hepsini neredeyse. E, orada kara gümrük işte bir yokuş aşağı giderse, o e, iptal olan korona sezonundaki Malatya Spor gibi kontağı kapatırsa şu an öyle gibi aşağıdakiler de bir şeyler kazanır. Rize'de de e, kadro Tek tek oyuncu olarak baktığında isim isim iyi de bir kara bir değişiği de onlar yani kadroda o kadar fazla e, bitik oyuncu var ki bir düzenli bir iyi bir 11 çıkarmak kolay olmuyor. İsim isim iyiler. Ama işte muhtemelen menajerle başkanın oturup kurduğu bir takım bir scouting bir kadro mühendisliği yok ortada. Neyse bakalım fazla uzatmayalım. Bir de Alanya-Trabzon maçı da her hafta herhalde haftanın güzel maçlarından biri olmaya aday iki iddiasız yani takım. Gerçi Alanya'nın Avrupa iddiası vardı. Artık iki iddiasız takımda iki rahat takımın maçı diyebiliriz herhalde. E, rahat olacakları için seyir zevki de yükselebilir bundan mütevellit. Dolayısıyla bence yani gollü maç izlemek isteyenler Fenerbahçe-Atay, Alanya-Trabzon maçlarını tercih edebilirler. Bence güzel olacak. E, onun haricinde eee Göztepe-Galatasaray'da haftanın son maçıymış. Göztepe'yi de ben galibiyete yakın olan taraf olarak görüyorum. Galatasaray'ın içinde. Beraberlik görüyorum. Ben 1-1 falan diye düşünüyorum bu maçı. çünkü Göztepe'de de da ben bir düşük var. ben olarak 2-1-2-0 Göztepe alabilir gibi geliyor. Bu arada Bakalım neler olacak. Alanya Spor Trabzon spor maçında da ben Alanya'nın Farioli'nin bir terslik çıkarabileceğini düşünüyorum. Onun için Trabzon'dan oyuncu almadım. Çünkü önde, bas, önde basan topu tutan Alanya Spor Trabzonspor'a ters gelebileceğini düşünüyorum. Yani evet. Şöyle bir şey var yalnız onu söyleyeyim yorumunu yapmadan önce. Birincisi Davidson zaten gitti biliyorsun. İkincisi Fecan ve Emre Akbaba'nın, Diri Akbaba'nın oynamama ihtimali varmış. Bunlar olmazsa bence iş zora girer. Hiç fark etmez. Bakalım. Teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Hiç fark etmez. Anadolu Rangers'ın efsane isimlerinden Mertak Akdoruk bu hafta bizimle birlikteydi. Bu arada Hakan Gürt sana da buradan geçmiş olsun diliyorum. Evet. Yolunuzu dinlerse, vakti olursa. En babalık sevinci yaşadı ama bir yandan da hastanede olması gerekiyor. Geçmiş sonunda. olsun dileklerimizi iletiyoruz kendisine. Evet, kendisine seviyoruz. İnşallah en kısa sürede eşine de acil şifalar diliyoruz. En kısa sürede hem clean sheet'e döner hem de daha keyifli babalığını sürer diyorum. Evet. Ben de dileklerine iştirak ediyorum. Hakan kardeşime selamlar buradan. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hayırlı olsun ve geçmiş olsun diyorum. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.